konuşacağız. Hayvan yasası var, katliam yasası diyoruz ona. Mecliste nasıl tartışıldığı günlerdir malumunuz. Ve İsrail Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmadan sonra gerçekten hani insan o konuşmayı ve alkışlayanları izledikten sonra bir başka katliamın sorumlusunu tüyleri ürperiyor. Bunu da konuşacağız. 1,5 saatimiz var ama yoğun bir 1,5 saat olacak. Hemen her konuya değinmeye çalışacağız. Başlıyoruz. Konuklarımızı hemen size takdim etmek isterim. Ceren Kumbasar Mumay bizimle birlikte, siyasal iletişimci. Hoş geldiniz. Hoş Ceren bulduk. Hanım. Ve hukukçu Profesör Doktor Hasan Sunar bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ekonomist Profesör Doktor Evren Bolgun bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Evren Bey. Biz sizinle ilk kez yayın yapıyoruz. Evet, yani ilk oldu. Ama Sözcü'de daha önce buluştuk. Tabii biliyorum. Hoş geldiniz tekrar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Umut Bey. Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gördüğüm kadarıyla meclistesiniz, nöbettesiniz. Evet, biraz önce genel kurulda konuşmam vardı. Ana binadan halkla ilişkiler binasına koşa koşa geldim ve yetiştim. Harika. Bir arbede falan yok umarım, öyle değil mi? Sakin geçiyor. Bugün yok. Dün çok sert geçti. Dün maalesef üzücüydü. Çok. Yani birkaç kez partilerin birbirine karşı fiziki müdahale girişimi oldu. Çok üzücü tabii ülkemiz demokrasi açısından. Maalesef. İncitiyor, üzüyor, meclisin de insicamını bozuyor. Ancak şöyle bir şey var, tabii bir psikolojik harp durumu da var yani tırnak içinde. Böyle ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin. Adalet ve Kalkınma Partisi sıraları büyük bir sessizlik içerisinde. Bize talimat geldi, reis bize talimatı verdi. Biz bu yasaları geçirmekle yükümlüyüz. Ne söylediğinizin önemi yok, ne söylediğimizin önemi yok. Hadi kaldıralım elimizi, indirelim elimizi. Geçirelim şu yani yasaları diye. Yani katılmasalar da sonuçta talimat geldiği için bunu yapıyorlar mı diyorsunuz? Vallahi ben bir 15 dakika önce herhalde ağır bir konuşma yaptım. Yani ülkenin öbürlerini iktidarın oburlarına yedirmeyiz diye dakikalarca konuştum. Oburları yere vurduk. Öbürleri her zaman başımızın üstüne taşıyacağımızı anlattık. Çıt çıkmadı demek ki, kabulleniyorlar. Ama onlar için önemli olan bu değil. Yani onlar için önemli olan bir tane şey var. Reislerinin verdiği talimatı yerine getirmek. Bizim için de önemli olan bir şey var. Uğruna siyaset yaptığımız kesimler var. Biz bu ülkenin öbürleri için mücadele ediyoruz. Ve onların hakkını burada, kürsüde, basın önünde, sizin gibi ekranlarda, alanda, meydanda, sokakta, mitingde, nerede olursa olsun savunmakta bizim görevimiz. Biz o görevi yerine getirme gayreti içindeyiz. Onlar artık toplumun önemli kesimleriyle, büyük kesimleriyle ayrı dünyaların insanı. Bunu da söyledim. Ve bunun da bir miktar farkındalar. Farkında olduklarını nereden anlıyoruz? Onları mecliste, hem meclisi çalıştırmak istiyorlar göya. Yani o çalışmak falan değil, istedikleri işte yasaları geçirmek. Hem de yoklama istiyoruz, karar yeter istiyoruz, bulunamıyorlar. Sonra bir de öyle bir içlerinde bir kaotik bir durum yaşadılar. Yani niye yoksunuz siz burada diye soruldu onlara anladığım kadarıyla. Böyle zorla meclisteler. Gelelim, kaldıralım elimizi, indirelim elimizi. Vallahi size bir şey söyleyeyim Pek Hanım. Geçen maddelerin birçoğunun içeriğinde ne olduğunu bile bilmiyorlar, emin olun. Yani ne olduğunun bile farkında değiller. Bir milletvekili konuşma yaptı dün. AK Parti sıralarından bir başka milletvekili bağırıyor. Yürü! Ya burası neresi kardeşim? Burası parlamento. Burada ciddi meseleler ele alınıyor. Bir de konuştuğumuz her şey milyonları ilgilendiriyor. Yani evvelsi gün bir konuşma yaptım. Ya bu nereye hitap ediyor diye bir baktım. 33 milyon çalışan. Şimdi 33 milyonun çalışanın vergi dilimleriyle, vergi usul kanunundaki oranlarıyla ilgili DİSK'in bir önerisi vardı. Getirdik, konuşuyoruz. Muhatabı 33 milyon.
Yani 33 AK Partili milletvekilinin durumdan haberi yok. Emin olun. Evet. Böyle üzüntülü bir tablo. Umut Bey konuşacağız. Birçok şey konuşacağız bu akşam. O yüzden de böyle vakti de doğru kullanalım istiyorum. Böyle kısa kısa cevaplarla ama birçok konuda fikirlerinize başvurmak istiyorum. Şimdi birazdan Ahmet Akın da bizimle birlikte olacak. Yine biz yapacağız diye açıklama tabii yani yaptı netice bugün. İş finansman tarafına da dokunuyor doğal olarak. Yani siz borçları ödediyorsanız o hizmetler nasıl verilecek kasada para yoksa? Evet peki. Teşekkür ediyorum. Umut Bey şimdi mali darbe dedi Özgür Özel. Mali darbe yapmaya çalışıyorlar dedi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. O hizmetleri yapacağız. İktidarın elinden alacağız onların dedi. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi, İpek Hanım şöyle bir şey var. Bakın Türkiye'de belediyecilikle ilgili algıyı biz çok uzun zaman uğraştık ve değiştirdik. Bir defa şunun farkındalar. Biz 2004 yılından beri geriye dönüp baktığımızda nerede belediye kazandıysak istisnalar kaideyi bozmamakla birlikte o belediyeleri kaybetmemişiz. Bizim 89'da büyük bir başarımız var. 94'te belediyeleri kaybetmişiz. 94'te kaybettiğimiz o belediyeler bizim camiamızda, sosyal demokrat camiada büyük bir travma yaratmış. Bunlardan büyük dersler çıkartmışız. Ve nihayetinde 2019'da yerel yönetimlerde başarının ucundan yakalamışız. 2019'da biz belediyeleri kazandığımızda herkes bize aman ha 89-94 arası gibi olmasın demişti. Öyle de olmadı. Biz büyük bir başarı yakaladık 2019-2024 arasında ve bu başarı bizi yerelde çok daha büyük bir iktidara getirdi. Önceden bakın 3 şey söyleyeceğim. Önceden anlayış şuydu. Kardeşim bunlar çalıyorlar ama yapıyorlar. Daha sonra bunların çalıyorlar ama yapıyorları çalıyorlar ve yapmıyorlara döndü. Daha sonra bunlar yerel yönetimleri kaybedip biz kazanınca bu adamlar hem çalmıyorlar hem de yapıyorlara gelmiş. Dolayısıyla vatandaş hem çalmayan hem de yapan birini bulunca neden bıraksın bizden neden vazgeçsin? Biz devletin parasını kendi paramız gibi harcıyoruz. Biz tabir yerindeyse yoğurdu yoğurtçudan alıyoruz. Biz bir ihale yaptığımızda o ihaleyi hiçbir zaman adrese teslim yapmıyoruz. İhalede hem kırımlar oluyor, düşük fiyata yapılıyor, hem de en iyisi yapılıyor. Ve böyle bu usulle 2019 ile 2024 arasında yarı zamanlı ve yarı parayla büyük bir belediyecilik destanı yazdık. Ne demek yarı zamanlı ve yarı parayla? Aslında Erdoğan'ın bugün söylediği şey, hani mali darbe 2019 ile 2024 arasında da çokça yapıldı. Yani bırakın mali darbeyi, belediye başkanlarımıza özel kalem müdürü atama yetkisini vermediler. Niye yarı zamanlı dedim? Çünkü pandemi oldu ve dolayısıyla orada bazı hizmetler aksadı. Yine tarihe dönüp baktığımızda benim yaşım müsaade etmiyor. Stüdyoda kimsenin yaşı müsaade etmiyor ama anımsayacaklardır okuduklarından veya izleyenlerimizin yaşı müsaade eden varsa. Bunu Özal denemiş. Özal eli kolu bağlı belediyeler ister misiniz demiş. Ve eli kolu bağlı belediyeler ister misiniz sloganıyla girdiği seçimden büyük bir mağlubiyetle çıkmış. Bu da ortada duruyor. Şimdi Canan'ınla konuştunuz, Ceren Hanım'la konuştunuz, çok özür dilerim. Neden sonuç ilişkisi kurulabiliyor mu? Neden sonuç ilişkisinin kurulması konusunda AK Partili kadrolar daha CHP Genel Başkanı'nı ve CHP'li kadroları tanımıyorlar galiba. Veya şuurlarını kaybetmiş durumdalar. Genel Başkanımız ne dedi? Meydan meydan çıkar anlatırım dedi. Genel Başkanımızın enerjisindeki bir kişinin meydan meydan dolaşır anlatırım demesi böyle dikkat çekmek için değil. Gerçekten Genel Başkanımız meydan meydan çıkar ve anlatır. İktidara yakın medyada ne söyleniyor? İktidara yakın medyada bugün ne söyleniyorsa yerel seçim öncesinde de o söylendi. Ve para etmedi. Dolayısıyla ben tabii Ceren Hanım'ın alanı herhangi bir hata yapmak istemem bunu söylerken ama ben artık yurttaşlarımızın önemli bir bölümünün bu neden sonuç ilişkisinde geçmişe oranla çok daha başarılı olduğunu görüyorum. İki şeyden korkuyorlar. Bir sonraki yerel seçim ve genel seçim. Tabii niye? Şöyle bir şey var.
Bakın sizin programınızda da daha önce ifade etmiştik, bunu konuşmuştuk. Bizim aldığımız en son oy 11 milyondu. Biz son seçimde ne kadar oy aldık? 17,5 milyon oy aldık. Yani 6,5 milyon bize fazladan verilen oy var. Ve o 6,5 milyonluk kesim bizi inceliyor, bize bakıyor. Acaba verdiğim kamu otoritesini bunlar doğru kullanabiliyor mu diyor. Tırnak içinde bunlar şımarıyor mu diyor, şımarmıyor mu diyor. Bunların hepsini inceliyor. Bakın genel başkanımızın masasının üzerinde duran son anketi ben size söyleyeyim. %36'ya dayanan bir genel seçim oyumuz var. Ve AK Parti %20'lere doğru gelmiş durumda. Dolayısıyla yerel seçimden sonra gelen her ankette oyumuzu yarım puan, bir puan yükselterek bir yükseliş trendindeyiz. Neden? Çok büyük bir samimiyet içinde ve çok büyük bir cesaretle gidiyoruz. Şimdi para bulunamıyor. Evet, belediyelerinde SGK borçları var. Evet, yani bununla mı kurtulacak devlet? Şimdi ne olsa bir bahane bulunuyor. Yani deprem oldu, işte ekonomi kötüye gitti. İyi de yani her yerde deprem oluyor. Allah göstermesin, bizim ülkemizde de oldu. Bir daha olmasın inşallah. Pandemi, ya pandemi dediğiniz şey zaten küresel olduğu için adı öyle değil mi? Bir tek Türkiye'de olmadı ki bu. Veya işte EYT oldu, onun için biz bu hale geldik. Yani beceriksizliğe kılıf bulma konusunda çok. Mesela kimse niye şunu söylemiyor? Bir de işin başka bir boyutuna bakalım. Hep yaptıkları propaganda bu CHP zihniyeti icraata karşıdır. Biz yol yaparız karşıdır, köprü yaparız karşıdır. Vallahi de karşı değiliz, billahi de karşı değiliz. Ben bir otoyoldan giderken çok mutlu oluyorum. Hızlı gidiyorum, güvenli gidiyorum, konforlu gidiyorum. Biz iktidara gelsek daha fazlasını yapacağız. Ama içinde bulunduğumuz durumu getirip pandemiye, getirip depreme, getirip EYT'ye bağlıyorlar da niçin şunu demiyorlar ya? Demirel'in 40 sene önce yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nün bir benzerini biz 40 sene sonra yapmışız. Arada kaç kat var biliyor musunuz? Kaç kat olduğunu söylemeden size başka bir şey söyleyeyim. Bunu bir aydın namusuyla söylüyorum. Demirel'in yaptığı Boğaziçi Köprüsü'yle Erdoğan'ın yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün arasında boyut olarak farklılık var. Yani yüksekliği, uzunluğu, şerit sayısı fark var. Ne kadar büyük Erdoğan'ın yaptığı? 1,5 kat, bazı oranlarda 1,5 kat, bazısında 2 kat büyük. Yani 1,5-2 kat daha büyük Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Demirel'in yaptığı Boğaziçi Köprüsü'ne. 1,5-2 kat. Peki arasında ne kadar fiyat farkı var biliyor musunuz? 143 kat. 143 kat. Şimdi siz gelip bunu söylemeyeceksiniz. Biz böyle abuk sabuk finansman yöntemleriyle bu memleketi batırdık demeyeceksiniz. Sonra gelip diyeceksiniz ki CHP'li belediyeler bunu ödemedi. Başka bir şey söyleyeyim. Biz 2024 yılında Avrasya Tüneli'ne 5 milyar, köprülere ve yollara 75 milyar para ödüyoruz. Niye? Geçiş garantisi veriyoruz. Diyoruz ki şu kadar araba geçecek. Geçti geçti. Geçmezse bu parayı biz devlet olarak sana veririz kardeşim diye müteahhite söylüyoruz değil mi? Bu söylediğimiz müteahhit ne yapmış? Demirel gibi vatandaşın vergileriyle bunu yapmamış. Gitmiş dış kredi bulmuş, para gelmiş, bulmuş, para getirmiş, bunu yapmış. Peki bakın çok çarpıcı bir örnek. Geçiş garantisini veriyoruz. Araba geçmediği için parasını da devletten ödüyoruz. Peki devletin arabaları gelip geçiyor. Mesela hastanenin ambulansı geçiyor değil mi? Belediyenin bir aracı geçiyor. Karayollarının bir aracı geçiyor. Akıl alır gibi değil. Biz buna bile para ödüyoruz. Son 2017 yılından bu zamana 1 milyar para ödemişiz. Şimdi bunu niye söylüyorum? 1 milyarla devlet batmaz, devlet çıkmaz. Bunu biliyoruz. Ama uyguladığınız modellerin, uyguladığınız finansman yöntemlerinin hepsi yanlış. Yani olacak gibi bir şey değil. Kuzey Marmara'yı yapmışsınız, tamam. Yavuz Sultan Selim'i yapmışsınız, tamam. Avrasya'yı yapmışsınız, tamam. Hepsini itiraz etmiyoruz ama yani bir şey 143 katına. Şimdi ben televizyonculuk yapmaya karar versem, hiç anlamadığım bir şey. Ben sadece televizyondan konuşmayı biliyorum. Onlar da yoldan geçmeyi biliyordu.
Herhalde bana deseler ki sana Sözcü TV'nin bütçesinin 143 katını veriyoruz. Ben de 143 katla Sözcü TV kadar yayın yapabilirim o parayla. Veya işte hocamız var, değerli hocamız Evren Hocam. Onun yanında çok ekonomik değerlendirmelere girmek istemem ama işte son uyguladıkları ekonomik model. Özal söylemiş, bunu herkes biliyor. Aman demiş, son taksitini ödüyorum. Bir daha hiçbir şekilde bu tip bir borçlanma yoluna kimse gitmesin. Bunu biliyoruz değil mi? Dolayısıyla bunları yapıyorlar. Bakın, bunları yapıyorlar. Yanlış ekonomik modellerle işi buraya getirdiler. Şimdi de çok feci bir şekilde korkuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleri aldı. Buradan bir model oluşturdu ki daha önce de oluşturduk. Biz nasıl olur iktidarda kalırız? İşte onların sırtında küfe varmış da bizim sırtımızda küfe yokmuş. Genel başkanımız söyledi. Ver küfeyi bize. Ver. Bakın, onların sırtında yumurta küfesi varsa bizim sırtımızda tavuk çiftliği var. Niye? Çünkü onlar gidiyor. Yani onlar eskide kalıyor. Biz bu olan biten her şeyi biz düzeltmek zorunda kalacağız İpek Hanım. Bu kolay bir şey değil. Bu basit bir şey değil. Bakın, asgari ücret konuşuluyor. En düşük emekli maaşı konuşuluyor. Bunlar iktidara geldiği günde bırakmış olsalardı en düşük emekli maaşını, sizin ekranlarınızda söylemiştim, tekraren söylüyorum, asgari ücretin 1,5 katı olacaktı. Ve 25.500 lira olacaktı. Önceden ne oluyordu? Asgari ücrete bir zam yapıyorlardı. Asgari ücretle diyordu ki, tamam, iyi, güzel, ben zamı aldım. Biraz ferahlarım. Ne kadar gidiyordu? Bir ay gidiyordu, 45 gün gidiyordu, 2 ay gidiyordu. Şimdi sonra geçtiğimiz sene asgari ücrete zam yaptılar, el elde el başta. Ne oldu? Kimse bir şey anlamadı ama bir zam yapıldı. Şimdi bizim istediğimiz gibi Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmadı değil mi? Yapılmadı. Ne zaman yapılacak? Aralık'ta bir daha yapılacak. Bakın, göreceksiniz, Aralık'ta yapılan zam hiç kimseyi ama hiç kimseyi tatmin etmeyecek. Olamaz, çünkü böyle olamaz. Ve bizim bir bakanımız var, Mehmet Şimşek. Ben sihirbaz değilim. İşte bana biraz zaman tanıyın. Yani zaman tanıyalım da dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlıyor. Geçen gün benim yaptığım bir hesaplama vardı. Sözcü gazetesinde de yer aldı. Aşure ayı nedeniyle bir hesaplama yaptırdım ben. Bakın, bu elimde aşurenin malzeme listesi. Yani artmayan kalem yok. Dolayısıyla gıda enflasyonunun böyle olduğu, gıda girdilerinin böyle olduğu bir ülkede işin içinden çıkamayıp sonra da CHP'li belediyelerden korkup CHP'li belediyelere ket vurmaya çalışmak manasız. Şunu da izleyenlerimize söyleyeyim. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak söylüyorum. Yerel yönetimleri de izleyen biri olarak söylüyorum. Hiç bunlardan korkumuz falan yok. Alayı gelsin, topuyla gelsinler, tüfekleriyle gelsinler. Ne? Yani bunu tabii mecazi söylüyorum ama yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Zaten müfettişler bizim belediyelere şey kurmuş durumda, kamp kurmuş durumda. Belediye başkanının odası var, belediye başkan yardımcılarının odası var, müdürlerin odası var, müfettişlerin odası var. Çıkmıyorlar müfettişler bizim belediyelerimizden. Biz namuslu insanlarız, biz ahlaklı insanlarız, biz dürüst insanlarız, biz çalışkan insanlarız. Biz kamunun parasını kendi paramız gibi koruruz, kollarız. Bize birisi bu ihale niye böyle oldu dediğinde dönüp bakarız. Bize birisi bir ithamda bulunduğunda yüzümüz kızarır, özümüzü yoklarız. İnsanın özünü yoklaması diye bir şey vardır. Biraz önce programın açılışında söyledim. Yani parlamentoda neler söyleniyor biliyor musunuz? Neler anlatılıyor ve hiçbirisi zerrece umurlarında değil. Bir tane düşünceleri var, bir tane görüşleri var, bir tane hedefleri var. Sarayın koridorlarından çıkan yazılı kağıtlar meclise gelecek. Bir talimat gelecek. Dünkü kavgalar niye çıktı biliyor musunuz İpek Hanım? Çünkü Erdoğan meclise geldi. Muhtemelen, bilmiyorum yani, gözümle görmedim ama topladı. Ya siz ne yapıyorsunuz? Niye bu kanunları geçiremiyorsunuz? Niye bu kadar ağır gidiyorsunuz? Dedi. Ve dün AK Parti grubu müthiş bir şekilde gergindi. Gerilmeye gerek yok ya. Yasa yapıyoruz. Kaliteli yasama diye bir şey var. Değil mi? Oturulacak, evet, konuşulacak. Peki. Bu parlamento bunun yeri.
Dolayısıyla kimse endişe etmesin. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yine bugün gazetemizde vardı. Çok önemsiyorum. Hep bir simit çay hesabı yapılıyor. Simit bir çay dakikada hesabı. Da bunu söyleyeceğim. Bugün gazetemizde vardı. Hep bir simit çay hesabı yapılıyor. Yok öyle 25 kuruşa simit dedi. Bir rakam daha vereyim. En düşük emekli maaşının 216 lira olduğu 2002 yılında 20 kuruşa simit satıldığında en düşük emekli maaşı alan kişi 1082 tane simit alıyormuş. Bugün okuduk. Gün bugün oldu. 12.500 lira en düşük emekli maaşı oldu. Simit 15 lira ve artık en düşük emekli maaşıyla 233 simit alınıyor. Emeklinin cebinden 250 simit çalmışlar. 914 bardak çay çalmışlar. 13 kilo peynir çalmışlar, 10 kilo zeytin çalmışlar. Biz bu çalınanların hepsini o sandıkta bulacağız, getirip emekliye teslim edeceğiz. Bize herkes inansın, belediyelerimizin de hiçbir hizmet kaybı olmaz. Aslanlar gibi aslan sosyal demokratlar hizmet edecekler. Peki, çok kısa gideceğiniz için, vedalaşacağımız için çok kısa cevap istiyorum. Çünkü oradan burada tartışmayı devam ettireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in bir açıklaması oldu bugün. Nisan ayında yaptığımız anketlerde diyor, %90 civarında seçmen kitlesi artık bir yerel seçim yaptık. Ve ülkenin uzunca bir süre bir genel seçim ihtiyacı yoktur demişti. Tam 3 ay geçti ve 3. ayın sonunda seçim isteyenlerin oranı %12'den %57'ye çıktı. 57. Evet, çok ciddi bir çıkış, yükseliş bu. Neredeyse 3 katı, 4 katı oluyor değil mi? 4 katından fazla. Evet. Hemen izah etmek isterim. Şöyle bir şey oldu. İzleyenler için tekrar olabilir ama altını çizeyim. 106 miting yaptık. 106 mitingde vatandaşlarımızla buluştuk. Ben de hemen hemen hepsinde genel başkanımızla birlikteydim. Hı hı. Orada da bütün mitinglerde genel başkanımız seçmenlerimizle şöyle anlaştı, şöyle kavilleşti. Dedi ki bu bir sarı karttır. Gelin yerel seçimleri bize kazandırın ve sarı kartı gösterin. Hı hı. Yerel seçimin akşamında seçimi kazandığımız gece CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunu söyledi. Ben bu kazanımı araçsallaştırmayacağım ve haydi yerel seçime demeyeceğim. Nasıl yerel seçime gidilecek? Vatandaş isterse yerel seçime gidilecek. Ve o günden sonra biz hiçbir zaman ağzımızı açıp da haydi seçime gidelim, haydi seçimler yenilensin, haydi genel seçime gidelim demedik. Neyi bekledik biliyor musunuz? Bu oranın, yani bu %12'nin minimum %50'ler seviyesine gelmesini bekledik. Ama elimiz kolumuz bağlı da beklemedik, onu söyleyeyim. Bakın, siz hiç bir siyasal parti gördünüz mü ki seçimden çıkar çıkmaz miting dizisine başlasın? O hep konuştuğumuz tematik mitingleri başlattık. Ankara'da emeklileri topladık. İstanbul'da atanmayan öğretmenleri topladık. Rize'de çay mitingi yaptık. Tekirdağ'da hububat mitingi yaptık. Değil mi? Bunların hepsini yaptık. Ve dolayısıyla Gebze'de emek mitingi yaptık. Yüz binler alanlara döküldü. Yüz binler sahaya döküldü. Biz bir erken seçim istiyoruz demeden vatandaşın erken seçime motive olmasını sağlayacak hamlelerimizi yaptık. Ve bu toplumsal muhalefet tarafından bir karşılık gördü. Ondan sonra %50 bandını aştıktan sonra bu talep, geçim yoksa seçim var dedik. Şimdi geçimin olacağına dair emare yok. Bir ifade daha kullandık, onun da yanlış anlaşılmamasını istiyorum. Dedik ki İki yöntemle seçimler yenilenir. Bir, Cumhurbaşkanı ben seçimi yeniliyorum arkadaş der, diyebilir. Ama o zaman Erdoğan ikinci bu kez aday olamaz. Erdoğan'ın bu kez aday olma hakkı yok. Burada da şöyle bir komplekse girmeyiz. Yani biz Erdoğan'ın adaylığının önüne geçersek acaba mağduriyet mi doğru? Hayır kardeşim, yasa neyi emrediyorsa o olacaktır. İki, parlamentoda 360 milletvekili benim gibi elini kaldırır, o zaman seçime gideriz. Şimdi bizim 360'ımız yok. Erdoğan'ın da 360'ı yok. Erdoğan'ın bir daha aday olması için seçimi parlamentonun yenilemesi lazım. Evet, biz de erken seçim istiyoruz. O zaman gelin ortaklaşalım. Sen aday ol, biz de seçim yapalım. Ne zaman? En son tarih, bu işle ilgili verdiğimiz en son tarih Aralık 2025'tir. Ama 2025 Aralık'ta seçim olsun demiyoruz ha. En son tarih. Sonra bize gelip de haydi bakalım seçime 14 ay var,
gelin erken seçilimi yapalım derse kabul etmeyeceksiniz. Yok olmaz. Tamam. Çünkü biz senin adaylığının önünü açmıyoruz. Dolayısıyla bu %57 60'ları da aşacak, 70'leri de aşacak. Bu aşacak, bu yükselecek bu talep. Peki. Biz ne zaman seçim olsun istiyoruz? Vallahi önümüzdeki pazar günü seçim olsun istiyoruz. Niye? Artık herkes kurtulmak istiyor. Biz de kurtulmak istiyoruz. Şu parlamentoda çoğunluğumuz olsa var ya, memleketin hayrına nice işler yapılır biliyor musunuz? Peki. Yani sabahlara kadar put gibi bizi dinleyen milletvekillerine konuşmak yerine çatır çatır konuşan, düşünen, anlayan, fikir yürüten, analitik düşünce sahibi olan insanlarla bu parlamentoda çok büyük işler yapabileceğimize inanıyoruz. Onun için bu talep de artacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan, bu açtığımız pencereden devam edeceğiz tartışmaya. İyi geceler Umut Bey, sağ olun. İyi geceler diliyorum. Ben genel kurula gidiyorum. Evet, saygılar, biliyorum, selamlar. Biliyorum.